Sıradaki haberimiz Jinebs'in kapaktan vermediği, içinde saklı tuttuğu sürpriz bir haber. Şimdi size birkaç tane isim sayacağım ve bu isimlerin ortak ne özelliği olabilir onu bir düşünmeye çalışın. Edison. Edison abi. Sen Edison değilsin yani. Edison. Heh. Onursal'la Galuga başlıyor. Türkiye yeni bir seçim dönemine girdi ve ilk haberimiz de tabii ki buradan olacak. Kafkas diasporası olarak bu seçimlere kayıtsız kalmadık ve bizden de bazı öne çıkan isimler oldu. Şimdi onları başımızın üstünde yeriniz var bölümünde ağırlayacağız. Efendim şu an Deniz Yağan'ın yani Kayseri Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan'ın başımızın üstünde yeri var ve bu seçimle ilgili kendisine söz hakkı vereceğiz. Sayın Yağan, bu seçimle ilgili amacınız, neleri öngörüyorsunuz, Pınarbaşı ile ilgili planlarınız var mı efendim? Pınarbaşılı vatandaşlarımıza işte et süt entegre tesislerini kuracağız. İşte burada başarılı olan öğrencilerimize burs vereceğiz. Pınarbaşı zaten tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ilçemizdir. Burada tarım ve hayvancılığa yönelik her türlü faaliyetin destekçisi olacağız. Pınarbaşı için işte elimizden gelen her türlü şeyi yapacağız. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizle bugün eşlik ettiği için, bu yoğun programında bize de yer ayırdığı için teşekkürler Deniz Yağan. Başarılar efendim. Şimdi bir diğer konuğumuza geçiyoruz. Bu sefer başımızın üstünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağımsız başkan adayı Doğan Duman var. Sayın Doğan Duman, seçimle ilgili amacınızı, giriş mottonuzu ve bu seçimle ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz efendim kısaca? Bu arada Deniz Yağan'ın selamı var. Yayın sonrası size selam söylediğini söyledi. Üzerimizde kan soruyor. Allah'ın selamı Sayın Duman. Ötekileştirilmiş ve ihmal edilmiş, kaybolmaya yüz tutmuş bütün farklı kültürlerin, dillerin bu siyaset sahnesinde artık yer alması gerektiğini düşündüğümüz için yola çıktık. Belediye seçimleri bu anlamda Çerkeslerin politik alanda görünür olmasına katkısı olacak mı? Evet, bir yerden başlamak lazım. Yani 40 yıl önce, 50 yıl önce kuramadığınıza göre ve 4 yıllık bir parti olduğuna göre bir yerden başlamanız lazım. Zaten 4 yıl önce bir politik tecrübesi oldu. Bu politik tecrübesinin çok olumlu sonuçlarını aldık biz. Huli pejir jibam tahamadel tabi. Teşekkür ediyoruz Sayın Duman. Başımızın üstünde yeriniz var bölümü şimdilik sona erdi. Onursal'la Galuga kaldığı yerden devam ediyor. Sıradaki haberimiz Jinebs'in kapaktan vermediği, içinde saklı tuttuğu sürpriz bir haber. Şimdi size birkaç tane isim sayacağım ve bu isimlerin ortak ne özelliği olabilir onu bir düşünmeye çalışın. Edison. Edison abi. Sen Edison değilsin yani. Edison. Heh. Türkan Şoray. Nazım Hikmet. Behice Boran. Mahir Çayan. Che Guevara. Abi sen Che Guevara dedim ama senlik bir durum yok burada şu an. Che Guevara. Heh. Bu isimler size neyi çağrıştırıyor? Düşünün. Buldunuz mu? Ben söyleyeyim. Google'a ünlü Çerkezler yazdığınızda öne çıkan bazı isimler bunlar. Yani dedikodu olanları da var tabii. Ama bu dedikodu ünlü Çerkezler zincirini yeterli görmemiş olacak ki Jinebs bir halka daha eklemeye karar vermiş ve içerikte işte içinde saklı tuttuğu sürpriz haber. Da Vinci'nin annesi. Da Vinci'nin annesi Çerkez mi? Bu zaten Mona Lisa tablosunun ne için yapıldığı çözülememiş. Bu haberin içerisinde de yazıyor efendim. 15 yıl boyunca Leonardo'nun biyografisini araştırıp sonra kitap olarak basan adamın da tam olarak net bir fikri yok. Dolayısıyla dedikodular devam ediyor. Şimdi Da Vinci'nin annesi Çerkez mi? Matrega bölgesi Çerkez Prens Berozok'un damadı Vicentia Guisolfi'ye çeyiz olarak verilmişti. Evet. İçeriğinde bundan da bahsediyor ki Sayda Paneş'in haberi çevirisinde Serap Canbek yapmış. Girişte diyor ki efendim Giocondo'nun yani parantez içinde Mona Lisa'nın elmacık kemikleri doğuya ait değil. Burada Mona Lisa'yı ve elmacık kemiklerini görüyorsunuz.
İtalyan, yani gerçekten de İtalyan kadınlarına özgü değil. Ha, demek ki yani evet doğru. Sonuçta elmacık kemikleriniz İtalyan kadınlara özgü değilse Çerkesinizdir. Doğru. İtalyan kasabasında tatil yapan bir Çerkez olarak Leonardo da Vinci Müzesi'ne gittim. Müzenin halkla ilişkiler müdüresi Katerina McTinty gülümseyerek "Senin elmacık kemiklerin de aynı." diyor. McTinty bu şekilde konuşuyordur inşallah. Diyerek ana vatanım Adiye'de de tarihçiler Leonardo'nun annesinin Çerkez olup olmadığını tartışıyor zaten cevabını verebilmiştim diyor Sayda Paneş. Vaynak sürgün ve soykırımı. Joseph Stalin 23 Şubat 1944'te Çeçen ve İnguş halklarının Orta Asya bozkırlarına sürgününü başlatmıştı. Karla kaplı ölüm yolunun ilk haftalarında 70 binden fazla insan soğuktan, açlıktan ve tifo gibi hastalıklardan yaşamını yitirdi. Çeçen ve İnguşların ülkelerinde tarihlerine ait hiçbir iz kalmamıştı. Sürgünün ardından Çeçen ve İnguşların nüfus kayıtları silinmiş, geçmişlerine dair ne varsa Grozny'de yakılmış, asırlık kuleler yıkılmış, köylerin isimleri değiştirilmişti. Sürgün yıllarında 200 binin üzerinde Çeçen ve 30 binin üzerinde İnguş öldü. Yani sürgüne gönderilenlerin yarısı hayatını kaybetti. Masum insanlar Almanya ile işbirliği yaptıkları iddiasıyla halk düşmanı ilan edilmişti. Ama bu iddia hiçbir zaman ispat edilemedi. Bundan daha önemli bir haberimiz yok. Onursal'la Galuga sona erdi.